Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam, hoş geldiniz. Aleykümselam hocam, ben Onur, 36 yaşındayım. Evli bir çocuk babasıyım. İngiltere'den geliyorum. Hoş geldin abi. Anlatan dostum ben. Tanışma babamdan bir iki sorun olacaktı, kardeşim yönetteyim. Hoş geldin. Buyurun abi, dinliyoruz sizi. Hocam, önce kardeşimin sorduğu iki hadis var, onların tam anlamıyla Allah Resulü'nün ne demek istediğini sormak istiyorum. Bu sorayım inşallah. Hocam, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın dediğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kıyametin üç alameti vardır. Bunlar ortaya çıkınca daha önce inanmamış olanların artık inanmaları da onlara fayda vermez. En'am suresi 158 ayet. Bunlar güneşin battığı yerden doğması, Deccal ve Debbetül Az'dır. Kardeşim, Debbetül Az'ın ne olduğunu sormak istiyorum. Debbetül Az, Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadislerinden öğrendiğimiz kadarıyla kıyametten önce Kur'an-ı Kerim'de bir işaret var sadece ama detayı biraz daha Peygamber aleyhissalatü vesselam veriyor. Böyle yerin altından insanlara çok acayip gelen, çok değişik gelen bir mahluku Allah azze ve celle çıkaracak. Ve bu mahluk insanlardan kimin cennetli, kimin cehennemlik olduğu gibi böyle çok ilginç bazı bilgiler verecek insanlara. Fakat bunlar artık Allah'ın kelimesinin tamam olduğu, hükmün tamamlandığı ve insanların artık geri dönüşünün mümkün olmadığı zamanda olan şeyler. Yani işte güneşin, mesela bir sabah bir uyandık, güneş şeyden doğmuş, batıdan doğmuş. Şimdi zaten bütün insanlık o gün anlayacak ki, işte güneş batıdan doğmuşsa, demek ki artık kıyametin alameti geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadıktı, haber verdiği şey doğruydu. Bunu anlayacak bütün insanlar. Veya Dabbetül Arz çıktığında, ya bak işte Enbiya suresinde işaret olan, ama işte Peygamberimizin detaylandırmış olduğu o varlık, yeryüzüne geldi. Demek ki Muhammed aleyhissalatü vesselam doğru söylemiş diyecekler ama tabii bu söyledikleri onlara hiçbir fayda vermeyecek. Ben sadece bu kıyamet alametleriyle ilgili şunu hatırlatmak isterim kardeşinize. Şimdi kıyamet alametleri zuhur ettiği zaman ister bu bahsetmiş olduğum artık geri dönüşü olmayan alametler olsun, İsterse onların dışında ama herkesin bildiği mesela Deccal gibi işte alametler olsun, fark etmez. Bence asıl takılmamız gereken konu şurası hepimizin. Bu alametlerle karşılaştığımız zaman biz bu alametlerin alamet olduğunu anlayabilecek miyiz, anlayamayacak mıyız? Eğer bir insan Allah'a kul olarak yaşamışsa, tevhid üzere Allah'a kulluk etmişse, sünnet üzere Allah'a kulluk etmişse, kıyamet alametleri geldiği zaman bunların farkına varacak ve kendisine çekidüzen verecek. Ama bir insan bunu yapamamışsa, bu şekilde yaşamamışsa, kıyamet alametleri gelmiş olsa bile o insan onun kıyamet alameti olduğunu anlamayacak ve daha da azgınlaşmış olacak. Onun için biz kıyamet alametlerine değil, nasıl yaşadığımıza odaklanmamız lazım. Zaten ben istikamet üzere yaşıyorsam Allah beni asla zayi etmez. Mümkün değil. Bir örnek de vereyim bununla ilgili. Mesela Deccal'in çıkışını anlatıyor aleyhissalatü vesselam. Deccal gelecek diyor, Medine'ye giremeyecek. Geldiği zaman Medine'nin kapısında insanlar toplanacaklar Deccal için. Deccal diyecek ki ben sizin Rabbinizim insanlara. Ben sizin Rabbinizim diyecek. Hatta istiyorsanız size bir delil de göstereyim. Ben işte gökten yağmur indiririm, öldürürüm, diriltirim. Sadece bir tane genç, bak o kadar Medine'nin kapısına gelmiş. Hepsi la ilahe illallah diyor, hepsi namaz kılıyor. Sadece bir tane genç içlerinden çıkacak. Diyecek ki hayır, sen Peygamber aleyhissalatü vesselamın haber verdiğisin. Sen Rab olamazsın, Rab Allah'tır. Onu öldürecek, ondan sonra tekrardan bir illüzyon olarak insanların gözünde onu tekrardan diriltecek. Şimdi diyecek, yakinim iyice arttı ki sen Peygamber aleyhissalatü vesselamın haber vermiş olduğu Deccal'sin. Bir tane adam sadece, bir tane genç bunu bilecek. Bak orada da bir şeye dikkat edin. Şimdi anladım ki sen Peygamberimizin haber verdiği demek ki sünnet üzere yaşayan bir genç bu. Yani dinini kaynaklarından öğrenen ve kaynaklarına göre dinini yaşayan bir genç. Ama diğer insanlar hepsi Deccal'in rububiyetine, Rabliğine inanıp dinden çıkacaklar. Onun için hani bizim asıl yoğunlaşmamız gereken konu nasıl yaşadığımız ve dinimizi nasıl öğrendiğimiz konusu. Bu zaten olduktan sonra kıyamet de kopsa, kıyametin alametleri de çıksa Allah Celle Celaluhu bizi zayi etmez.